Herkese merhabalar. Basit makineler konusuyla var. Tonguç abi bu konu basit mi sence? Adı basit ama inşallah kendisi de basit. Evet birazcık daha zor olabiliyor. Çünkü bazı Hocam, arkadaşlar... Hocam LGS geliyor mu bu konuda? E, LGS de gelmez olur mu evladım benim? Bak LGS sayısal 2024'de açıyorum sana. Tak diye. LGS'de fen kısmını açıyorum sana. Tak diye bak burada DNA konumuz var. kalkım konumuz var. işte enerji dönüşümleri konumuz var. Şimdi basit makine zaten tak diye göreceksin. Bu bas basınç konusu. E, bu da basınç konusu. Bu basit makine konusu, konusu. Bak, bak Aa. uzun ve geniş ve kapsamlı sorular, yeni nesil beceri temelli sorular geliyor. Bu da basit makine konusu. Dolayısıyla basit makinenin gelmediği sene yok zaten. Sadece birinci dönem konuları çıkmadığı zamanlar tabii ki. Ve basit makinelerde Tomuç Eren Bey bak hemen sana göstermek istiyorum. Ee, bir kere biz sekinin sınıfta makaraları, kaldıraçları, eğik düzlem ve çıkrığı ve kasnak dişli ve diğer basit makineleri öğreneceğiz. Ama biz bunların temellerini aslında 6 ve 7'de Kuvvetin e, özelliklerini öğrenerek, bileşik kuvveti dengelenmiş dengelenmemiş kuvveti öğrenerek altıncı sınıfta, yedinci sınıfta da Tonguç'um iş kavramını, enerji kavramını, kinetik enerji ve potansiyel enerji kavramını öğrenerek atmıştık. Dolayısıyla biz bunların temelleri üzerine burayı inşa edeceğiz ve biliyorsun programımıza uygun devam ediyoruz. Gün gün ilerlemeye. Basit makinelerdeyiz şu anda seninle beraber. Neredeyse ortaladık programımızı ve biliyorsun tabii ki ödevimiz var. Ve bu, bu programı bu arada biliyorsun buradaki QR kodu okutarak tak diye indirebiliyorsun cep telefonuna ee, ve buradan Tarzından takip 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisinde hemen ödevini vermek istiyorum buradan. Ödevsiz bir öğrenci çünkü olmaz. Kabul etmiyoruz. Balkon Çünkü konuyu anlamak yeterli değil. Pratik yapmak çok önemli. Buradan hemen test bir dördü yapman için fen kısmında basit makinelerle alakalı fen kısmına geliyoruz. Bak burada tak diye yo hemen neredeydi? sayfa 204. Burayı açıyorum. Burayı açıyorum. Sayfa 204'te evladım benim. Bileşe kuvvet, altıncı sınıf tekrarı. Aynı zamanda dengelenmiş kuvvet altıncı sınıf tekrarı. Sonrasında yedinci sınıf tekrarı da fiziksel anlamda iş ve yedinci sınıf tekrarı enerji konusu var. Dört tane testimiz var. Hadi bakalım bunları yaparsan bu konuyu tekrar etmiş olacağız. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimiz başlasın. Bir kere sekizinci sınıfta gördüğümüz göreceğimiz daha doğrusu basit makineler konusunun temellerine bak. 6 ve 7. sınıfta atmıştık. 6. sınıfta kuvvetin özelliklerini bileşik kuvveti yani bileşik kuvvet aslında ne demek biliyor musun? To toplam kuvvet demek. Yani iki kuvveti birleştiriyorsun ya. işte birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Bir elinde ne, nesi var? iki elin. Sesi var. Harikasın. Süpersin. Bu işte sesi oluşturan şeyin ne kadar kuvvetli olduğunu görmek için toplam kuvveti bulmak için yapıyoruz. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet, iş ve enerji de dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet de aslında bu altıncı sınıfta gördüğümüz çok önemli konu başlıklarından bir tanesi. Yedinci sınıfta da iş ve enerji ile hadi bakalım bunları bir tekrarını yapalım. Bir kere kuvvetle başlayalım yani altıncı sınıf tekrarıyla başlayalım. Bir kere kuvvet dediğimiz şey nedir evladım benim? Güç. Harikasın gerçekten güç. Gerçekten de güçle bağlantılı haklısın. Ama güç dediğimiz şey birazcık şey kalıyor. Aslında kuvvet dediğimiz şey fiziksel bir e, büyüklük. Ne demek fiziksel bir büyüklük? Aslında bir yönü var ve doğrultusu var ve büyüklüğü var. İşte bak fiziksel büyüklükte mesela şöyle bir ok çiziyorum ben sağa doğru. Sağa doğru çizdiğim zaman bunun yönü ne tarafa doğru eğilmem? Sağa doğru hocam. Harikasın. Sağa doğru. Bunu herkes anlayabiliyor. Veya şöyle bir ok çiziyorum. Bunun yönü ne tarafa doğru eğilmem? Aşağı hocam. Harikasın. Aşağı doğru bunu da zaten biliyoruz. Ya buradan da görebiliyoruz zaten. Şimdi bak buna F1 diyor. Ne demek F? Şimdi İngilizcedeki e, kuvvet dediğimiz şeyin İngilizcesi aslında force Tonguç almayı. Biz bunun kısaltmasına F diyoruz. F görünce aklınıza hemen e, kuvvet gelecek. Yani mesela F1 deyince birinci kuvvet, F2 deyince ikinci kuvvet. Bak birinci kuvvet ne yazıyor burada? 3 ...Newton. Bu ne dediğimiz şey kuvvetin birimiydi zaten. Newton diye bir bilim insanı bulmuştu. Dolayısıyla Newton diyorduk ve bunu da kısaltmasında ne diye yazıyorduk. Newton'ın kısaltması nedir aslında? 3 Newton bu kuvvetin büyüklüğü aslında. Bak hemen yazıyorum. F1 kuvvetinin büyüklüğü 3 Newton. Tamam bunu yazdık. F2 kuvvetinin büyüklüğü ne kadar? 7 Newton. Harika. 7 Newton. Bunu da yazdık evladım benim. Tebrik ediyorum. Peki ardından... Bu kuvvetin, F1 kuvvetinin yönüne tarafa doğru, yönü bir kere hemen demin de söylediğim gibi aşağıya doğru. Peki F2 kuvvetinin yönüne tarafa doğru dediğimiz zaman o da zaten söylemiştik sağa doğru. Peki doğrultuları nedir? Şimdi burada doğrultuda şunu bilmemiz gerekiyor. Yön dediğimiz şey tamam sağ olabilir, sol olabilir, yukarı olabilir, aşağı olabilir. Tam bunları zaten biliyoruz ama doğrultu dediğimiz şeyse iki tane doğrultu var bizim bilmemiz gereken. Ya doğu batı doğrultusu ya da güney kuzey doğrultusu. Bak burada iki tane doğrultu var. Do sağ sol da diyebilirsin buna ama doğu batı doğrultusu diyoruz aslında biz buna. Ve buna da Kuzey güney e, doğrultusu diyoruz. Yani doğrultunun aslında iki tane yönü olmak zorunda. Mesela burada aşağı dediğim ya aslında aşağı dediğimiz şey güneyi gösterir ki hemen sana e, hemen pusulanın ne olduğunu göstereyim. Pusula dediğimiz şey de aslında burasına biz kuzey deriz buraya güney deriz. Buna doğu deriz, buna batı deriz. Türkiye'nin doğusu, Türkiye'nin batısı. İzmir var ve benzeri. Türkiye haritasını şöyle çizdiğimiz zaman mesela şöyle. Türkiye haritasına. Bak doğudaki e, işte illerimiz, batıdaki illerimiz, kuzeydeki illerimiz Karadeniz zaten. Güneydeki illerimiz Antalya falan filan. Dolayısıyla doğu, batı, kuzey, güney bilmek zorundayız. Mesela sağ dediğimiz zaman hemen diyeceğiz ki doğu yönünde. Peki doğrultusu dediğimiz şey ne? Doğu, batı doğrultusunda. Doğu batı doğrultusunda. Bunun doğrultusuna baktığınız zaman güney yönünde ise kuzey güney doğrultusunda. Yani iki yöne biz gösteriyoruz aslında doğrultuyu. Doğru dediğim şey hangi doğrunun üzerinde? Bu doğrunun üzerinde, bu da bu doğrunun üzerinde şeklinde yorumlayabiliriz. Bunlar temel şeylerde bunları bilmemiz gerekiyor. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Ardında birleşik kuvvete bakıyoruz. Şimdi burası çok önemli Tonguç Erem Bir kere birleşik kuvvet, birleşmiş kuvvetler. Yani aslında... Nasıl? E, bir tane ülkenin e, sınırlı bir gücü var ama Birleşmiş Milletler olunca ne oluyor evladım benim? Aslında güçleniyor. Bütün güç top bir yerde toparlanıyor ve mesela insanlığın sorunlarını çözmek için toparlanıyor. Aynı onun gibi bileşke kuvvet de kuvvetlerin toparlanması, birleşmesi, toplam kuvvet demek aslında toplam kuvvet demek. Peki nasıl bu hesaplanıyor? Şimdi bir kere aynı yönlü kuvvetler olabilir. Zıt yönlü kuvvetler olabilir. Mesela bu arkadaşımız bu tarafa doğru çekiyor. Bu arkadaşımız bu tarafa doğru çekiyor. İşte bunlar zıt yönlü kuvvetler diyebiliriz. Ama buraya baktığımız zaman bir nesi var, sesi var iki elin sesi var. Buradan görebiliyoruz. Bak ikisi de aynı yönlü kuvvetlere giriyor. Çünkü ikisi de bu kutuyu bu tarafa doğru itmeye çalışıyor. Sağa doğru itmeye çalışıyorlar. Şimdi burada bir kere farklı bir hesap yapıyoruz. Burada bir kere farklı bir hesap yapıyoruz. Ve bunları hesaplarken aslında toplam kuvvete illa toplamayla ile bulmuyoruz. Biz bunun diğer bir adına da net kuvvet diyoruz. Net yani illa toplamayla bulunmuyor bu. Toplam kuvvet diyoruz ama mesela bu ikisinin toplanması farklı oluyor. Bu ikisinin toplanması farklı oluyor. Bunlar birbirine zarar veriyor. Bunlar birbirine ekleniyor. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Iyi. Burada görebiliyorsun ama bunlar birbirlerine az resmen farklı bir yere düşman gibi hani dost düşman ilişkisi gibi. Şimdi düşmanlar aynı tam sayılarda olduğu gibi birbirinden çıkardı. İşte dolayısıyla 17'nin 12 newton, 12 newton birbirinden çıkacak ve bunların net kuvveti net kuvveti aslında ne çıkacak Tonguç Bey'im? 5 newton harika 5 newton çıkacak çünkü bunlar birbirleriyle zıt yönlüler. Ama buraya baktığımız zaman aynı yönde olunca bunların net kuvveti yani toplam kuvveti bileşik kuvveti iki elin sesi vardan birbirine eklenecekler. Bunlar toplamda 22 newtonlık bir etki yaratacak. Bak burada 22 newton var burada 5 newton var dolayısıyla ...22 Newton, 5 Newton şeklinde aslında e, ne yapıyoruz? Toplamları buluyoruz ama toplamları biz ne diye adlandırıyoruz? İlla toplama yapmadığımız için net kuvvet olarak adlandırıyoruz. Hatta bunu da böyle yazıyoruz bazen. F net eşittir yazıyoruz. İşte F net eşittir tak diye 5 Newton yazıyoruz. Burada da F net eşittir e, 22 Newton. Hatta bazen R diye de bir şey yazabiliyoruz. R dediğimiz şey de hani result'tan geliyor İngilizce'deki. R eşittir 22 Newton bile yazabiliyor. Peki. Peki şimdi geldik seninle beraber aslında hadi bakalım bir soruyla bu işi e, güzel bir şekilde getirelim. Bir kere Cem varmış Oya varmış aynı zamanda işte e, bunlar kuvvetlerle itiyorlarmış dur bakayım hemen evet tebrik ediyorum şöyle bir netleştirelim harikasın. Şimdi 25 Newton, newtonlu kuvvetle itiyormuş bu he, tamam bu kutuyu bu da 20 Newton'luk kuvvete çekiyormuş Ha çok enteresan bunlar farklı taraflarda dikkat et. Şimdi bu arkadaşımız 30 Newton'luk kuvveti çekiyormuş. Bu da 30 Newton'luk kuvveti itiyormuş. Tamam. Bu 25 Newton'luk kuvveti itiyor. Bu da 30 Newton'luk kuvveti itiyor. Tamam. Cem Oya sürtünmelerini ihmal edildiği bir ortamda karton koliyi hareket ettirmek için şekildeki gibi itme ve çekme kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre 1 iki üç durumunda kolide oluşan birleşik kuvvetlerin yani net kuvvetin büyüklükleri arasındaki ilişki hangisine olabilir demiş. Sürtünmeler falan filan ihmal ediyor. Tamam. Şimdi bunlar da zaten klasik laflar. Sürtünmeler ihmal ediyor falan filan. Şimdi bak. Bu 25 uyguluyor. Ne yapıyormuş? İtiyormuş. O zaman 25 bu tarafa doğru uygulayacak. Bak bunu yazdım. Bu arkadaşımız çekiyormuş. Ne tarafa doğru o zaman? Yine bu tarafa doğru sağa doğru çekecek. Bu da 20 Newton. Şimdi bunlar birbirleriyle Aynı yönlü mü zıt yönlü Aynı yönlü. Harika. O zaman bunlar birbirleriyle aynı yönlü kuvvetler. Aynı yönlü kuvvetlerde ne yapıyorduk? Birbirlerine ekliyor muyduk yoksa birbirlerine çıkartıyor muyduk? Bunlar birbirleri dostu mu düşmanı mı? Dostu hocam. Harikasın dostudur. Dolayısıyla bunlar birbirine ekliyoruz. Toplamda sağa doğru 45 Newton'lık bir etki doğacak. Bunlar birbirlerine eklenecek. Bunlar birbirine dostlarılar. Ama buraya bakalım. Bu 30 Newton'luk kuvveti çekiyor. Çekiyor o zaman bu tarafa doğru. 30 Newton. Buraya bakalım. Bu da 30 Newton'un kuvveti itiyor. O zaman yine bu tarafa doğru. 30 Newton. Şimdi bunlar mu düşman mı? Dostlar. Harika dostlar. Dolayısıyla bunları birbirine ekliyoruz ve 60 Newton bu tarafa doğru bir kuvvet oluşacak. Net kuvvet. Bu arada bunların her birisine biz F net diyoruz. F net diyoruz. Yani bileşe kuvvet diyoruz. Şimdi buraya bakalım. 25 Newton'u kuvvete itiyor. O zaman bu tarafa doğru 25 Newton. 30 Newton'u kuvvete itiyor. O zaman bu da itiyor. Şimdi bunlar aynı yönlü mü zıt yönlü mü? Zıt yönlü hocam. Harikasın zıt yönlü olduğu için birbirleriyle dost mu düşman bunlar evladım Düşmanlar. Harikasın düşman oldukları için de bunlar birbirinden çıkacak. Yani 25, 30 hangisi büyükse o kazanır bu arada onu söylemek istiyorum. Oya kazanır mesela. 5 Newton'lık bir toplam kuvvet çıkar ve bu tarafa doğru sola doğru çıkar. Ve o zaman diyoruz ki 45, 65 olan 45, 65 olan cevabımızın D seçeneğini rahatlıkla işaretleyebiliriz diyoruz. Ve geldik yepyeni bir sayfamızda. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler sayfamızda. Şimdi bak burada hemen eski halimize dönelim evladım benim. Şimdi bir kere dengelenmiş kuvvetler bileşke kuvvetin sıfır olduğu. Yani sağa sola birbirine yok ediyorlar ve bitiyor. Mesela örnek. Bak bu sağ tarafa doğru bu kutuyu itiyoruz. Burada da ee, şöyle yapalım. E, burada sağa doğru bu tarafa doğru itiyoruz, çekiyoruz. Bu da sağa doğru çekiyoruz. Şimdi bir kere burada Ez, bu kutunun sağa doğru gideceğini söyleyebilirsin. çünkü burada dengelenmemiş bu durum var. Ama buraya bakalım, sola doğru bir e, kutuyu çekiyoruz, sağa doğru böyle bir çekme var, e, sola doğru böyle bir e, itme var. Şimdi bak, burada dikkat edelim. Dengelenmiş kuvvet bileşke kuvvetin sıfır olduğu, bileşke kuvvetin sıfır olmadıklarına dengelenmemiş diyoruz. Ne demek bu? Şimdi mesela burada dengelenmem, sol tarafa doğru 5 var. Sol tarafa doğru 3 var. Bunlar birbirlerinin dostlarılar. Bunlar birbirinin dostuysa bunlar birbirine eklenecek toplamda sol tarafa doğru ne olacak Tonguç Eylan Bey'im? Sola doğru 8 nit olacak. Peki bu da bunun dostu falan yok. Bu herkes düşman. Bu da sağa doğru sağa doğru 8 nit var burada. Şimdi bunlar birbirleriyle bu ikisi birbirleriyle nedir artık? Düşmanlar çünkü bu sağa bu sola. Şimdi yok ediyorlar birbirlerini ve ne oluyor biliyor musun? Buradaki F net eşittir sıfır çıkıyor. Şimdi F net sıfır çıkınca tomu içeri diyoruz ki bu arkadaş bu kutu burada e, dengelenmiştir. Yani sola doğru itenlerle sağa doğru çekenler bunlar birbirini dengelemişlerdir. Şimdi buraya baktığımız zaman burada bir denge var. Ha, burada bir denge varsa diyoruz ki o zaman F net eşittir sıfırdır. Peki buraya bakalım. Şimdi burada sağa doğru 8 var. Sağa doğru 4 var. Sağa doğru 4 var. O zaman toplamda sağa doğru bunun F net eşittir hepsi toplanacak. Hepsi birbirleri dostlar çünkü. 8 8 16 Newton'luk bir kuvvet var. Dolayısıyla burada bu kolinin sağa doğru gitmesini bekleyebilirsin. Çünkü burada dengelenmemiş kuvvetler var. Bak burada dengelenmemiş Burada dengelenmiş kuvvetler. Ne F net sıfıra eşit. Yani bu kutuyu dengelenmiş kuvvetin etkisi altında diyebiliriz. Ama bu dengelenmemiş. Peki ne demek bu? Şimdi bu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde altındaysa mutlaka cisim ya hızlanır ya da yavaşlar diyoruz. Yani iki tane durum olabilir. Burada iki tane durum olabilir. Bu iki durumun dışında başka hiçbir şey olamaz. Ama dengelenmiş kuvvetlerin içerisinde ise, etkisinde ise yani buradaki gibi ya durur ya da ya da sabit hızlı hareketine devam eder. Burada iki tane durum var. Durur ya da sabit hızlı gider. Dolayısıyla aslında bu kavramlar çok önemli, testlerde çok çıkıyor. Dengelenmişse durur ya da sabit hızlı, dengelenmemişse hızlanır ya da yavaşları. Çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir tane örnek vereyim sana. Mesela diyelim ki, e, burada mesela bir denge var değil mi? Mesela şöyle bir, e, yine bir e, kutu diyelim. Ben bunu sağa doğru, sağa doğru... 3 Newton'la çekiyorum. Sola doğru 2 Newton'la ve sola doğru 1 Newton'la çekiyorum. Bak burada da aynı şekilde e, sağa ve sola çekenler birbirlerini dengeliyorlar. Ve burada yine F net eşittir sıfır olduğu için dengelenmiş diyoruz. Bunu nasıl ayıracağız? Bu da çok önemli zor sorulardan bir tanesi. Bak burada memiş diye bir şey var. Görüyor musun? Dengelenmemiş. Memiş böyle Çatlak bir karakter diye düşün tamam mı? Çatlak memiş diyelim biz buna. Ya bu adam dengesiz. Ya hızlanıyor ya yavaşlıyor. Hiç böyle sabit gitmiyor. Yani adam o kadar dengesiz ki. Ya hızlanıyor ya yavaşlıyor. Böyle bir, bir, bir durdurak yok bu adama. O zaman ne diyoruz evladım benim bunu görünce dengelenmemişi görünce aslında aklımıza ne geliyor? Kim geliyor? Memiş. Harikasın. İşte bu memiş Tonguç Elham dengesiz bir adam. Yani dengelenmemiş diyor zaten. Adam zaten dengelenmemiş. Dengesiz memiş. Dolayısıyla ne yapıyor? Ya hızlanıyor ya yavaşlıyor. Ama diğerleri ise bak ne kadar sabit, hareketsiz duruyor ya da sabit bir şekilde hızına devam ediyor. Yani bunlar birbirinden farklı. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğunu çok iyi bileceğiz diyoruz. Hangisinin dengelenmiş, dengelenmemiş kuvveti de aslında demin yaptığımız FNET hesabından yapıyoruz. Bu Burada göstermek gibi bir cismin üzerine üç tane, dört tane kuvvette etki edebiliriz diyoruz. Şimdi geldik artık yedinci sınıf tekrarına. Şimdi burada da şunu bilmemiz gerekiyor. Biz yedinci sınıfta fiziksel anlamda iş ne demek onu görmüştük. Şimdi normalde ben işte okula gidiyorum, geliyorum, işte çantayı taşıyorum, e, kitabı kaldırıyorum, e, işte yerine koyuyorum falan filan. Şimdi burada. Çok enteresan bir şey var. Mesela kitap burada diyelim. Ben bu kitabı yukarı doğru kaldırdığım zaman ne tarafa doğru kuvvet uyguluyorum Tonguç Eylül benim? Bunu yukarı doğru kaldır. Sana doğru bak yukarı doğru kaldır. Nasıl ne tarafa doğru kuvvet uyguluyorum? Yukarıya doğru. Harika. Yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyorum. İşte bu kadar mesela. Yukarıya bir kuvvet uyguluyorum. Peki burada ben yukarıya doğru kaldırdığım zaman yukarıya doğru kuvvet uygularken cisim ne tarafa doğru gidiyor? Yine yukarıya doğru gidiyor değil mi evladım benim? Evet hocam. Harika. O zaman bak çok basit. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve cisim yukarıya doğru gidiyor. İşte burada fiziksel anlamda iş yapmış oluyoruz. Çünkü ku uyguladığım kuvvet yani aşağıdan böyle bastırdığım kuvvetle cismin hareket yönü aynı doğrultuda. İşte bu kadar. O zaman ben burada fiziksel anlamda iş yapıyorum. Ama şöyle bak. Ben bunu böyle tutuyorum. Yukarıya doğru kuvvet uyguluyorum. Yukarı doğru. Ama cisim bu tarafa doğru gidiyor yani bunu burada tutabilmek için yukarı doğru kuvvetle onun cismi bu tarafa doğru. İşte burada fiziksel anlamda iş yapılmıyor. Yani ben bu mesela ona çok güzel verilen bir örnek. Mesela ben bu arkadaşımızı sırt çantasıyla okula gidiyor diyelim mesela. Sırt çantasıyla yukarı e, okula giderken buradan buraya doğru gidiyor, sağa doğru gidiyor ama bu sırt çantasını kaldırabilmek için yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyor bu arkadaşımız. En belirgin örneklerden bir tanesi. Sırt çantasını taşırken Kuvvet yukarıya doğru ama hareket ne tarafa doğru? Hareket sağa doğru. İşte bunlar birbirleriyle farklı doğrultuda olduğu için burada iş yok diyoruz. Fiziksel anlamda iş yok. Yani tabii ki iş yapıyor çantayı ama fiziksel anlamda iş yapmıyor. Yani fizik fizik bilimi için iş yapmıyor ama kendi başına iş yapıyor. Dolayısıyla uygulanan kuvvet kuvvetin yönü ee, ...hareket yönü bunlar bizim için çok önemli kavramlar fiziksel anlamda işte. Mesela el arabasıyla yük taşıyan işçi. El arabasıyla, bak şöyle yapalım. El arabasını şöyle çizelim. Şöyle, şöyle bir arkadaş. E, şöyle elleriyle bunu kaldırıyor değil mi? El arabasıyla e, yük taşıyan işçiye baktığımız zaman... ...yük taşıyan işçiye baktığımız zaman yük burada... Ee, ...yükü... E, ...dikkat edelim... ...burada hareket yönü sağa doğru... ...hareket yönü sağa doğru... ...el arabasını adam sağa doğru... ...itmek zorunda ki el arabası gitsin değil mi? ...sağa doğru itiyor... ...bu yükü taşıyan bu arada yer... ...çünkü tekerleğe yük biniyor... ...ama adam ne yapıyor... İleriye doğru itiyor değil mi? İşte bu itme hareketi ve hareket yönü olduğu için burada iş var diyoruz. Sırtına çanta taşıyarak yokuş çıkan çocuk bak bu da çok önemli. Çok güzel. Burada mesela çanta taşıyor. Şurada sırtına çanta var. Bu kuvvet ne tarafa doğru? Kuvvet yukarıya doğru. Peki hareket yönü ne tarafa doğru? Yine yuka yokuş çıktığı için yukarıya doğru hareket yönü de o zaman burada da iş var oturarak kitap okuyan çocuk. Burada iş yok. Çünkü hareket etmiyor bir kere. Hareket yoksa e, burada e, ne yok evladım benim? Bereket yok. Harikasın. Bereket yok diyoruz. Bravo diyorum sana. Masada haberleri sunan spikere baktığımız zaman masada adam hareket etmiyor ki. Haberleri sunuyor. Burada iş yok diyebiliriz. Doğa tırmana doğa tırmanan e, doğa, dağ parözüm. Dağ tırmanan dağcı. Bir kere yukarıya doğru bir yine aynı kuvvet var. Yine yukarıya doğru bir hareket var. Burada hareket var diyoruz. Ama sırt çantasıyla ile işte e, çantasını taşıyıp da okula doğru giden çocukta sırt çantası için bir e, fiziksel iş yapılmıyor diyoruz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası işte 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi geldik bu iş dediğimiz şeyin aslında dönüştüğü şeylerden bir tanesi o da enerji. Enerjiye biz iş yapabilme potansiyeli diyoruz. Mesela e, senin bugün bu ödevleri çözebilme e, potansiyelin var mı dediğimiz zaman aslında enerjin var mı bu ödevleri yapmaya diye soruyorum sana. İş yapabilme potansiyeline biz ne diyoruz evladım benim? E, enerji diyoruz ve hemen şarkımızı alalım. Enerji, enerji, biraz, biraz da, da sinerji. sinerji. Harikasın gerçekten de enerji, enerji, biraz da sinerji şarkısıyla bizi şenlendirdiğin için tebrik ediyorum seni. Ee, ama çok güzel sesin de gerçekten melodik çıktı gerçekten de. Şimdi enerjiyi biz Tonguç Elan benim aslında birçok çeşit enerji var. İşte ne var evladım benim? Ee, nükleer enerji var, elektrik enerjisi var, rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var. Yani bir sürü çeşit enerji var ama biz bugün senle beraber mekanik enerjiye bakıyoruz. Mekanik enerji iki çeşit. Bir potansiyel enerji, iki de kinetik enerji. Kinetik enerji çok basit. Eğer bir cismin bir cismin süreti varsa o zaman bu cismin kinetik enerjisi vardır. Kinetik enerji sürat yani bir yerden bir yere doğru hızlı sürati varsa burada kinetik enerji vardır. Ve tabii ki her cismin kütlesi olmasını kabul ediyoruz. Kütlesi ve sürati bu cismin kinetik enerjisini çeşitlendirir. Yani mesela hemen sana bir örnek vereyim. Mesela buradaki e, şeyin e, ördeğin mesela ördek diyorum burada deve kuşunun bir sürati var değil mi? Bu süreti yüzünden bunun kinetik enerjisi var. Kütlesi de var çünkü bunun. Bu arabanın da bir sürati var. Şimdi hemen sana bir soru. Bu arabanın e, süretine diyelim ki v eşittir e, 20 diyelim. Bu e, deve kuşunun süretine de 20 diyelim. Şimdi hangisinin kinetik enerjisi daha fazla sence? Arabanın harikasın. Arabanın neden arabanın biliyor musun? Çünkü arabanın kütlesi daha fazla deve kuşuna göre. Arabanın kütlesi daha fazla olduğu için bunun kinetik enerjisi daha fazladır. Yani iki tane parametreye bağlı kinetik enerji. Sürete ve kütleye bağlı. Peki sürete göre bakalım şimdi e, bu araba var diyelim bu arabanın hızını gördük bir de buraya hemen senin için şöyle bir e, Porsche çizelim bakalım evet tebrik ediyorum seni gerçekten de Porsche 911 diyelim böyle Almanya'dan reklam aldık bravo diyorum sana şimdi e, bu Porsche'nin de diyelim ki hızı hızı e, 50 metre bölü saniye olsun şimdi bak. Bu iki aracın hangisinin bunun 20 idi bunun 50 idi ve bu ikisinin de e, ikisinin de iki ton olduğunu söyleyeyim. Yani kütleleri birbirleriyle aynı. 2 ton iki ton diyelim. Şimdi hangisinin e, kinetik enerjisi daha fazladır? Hızı 20 olanın mı? Hızı 50 olanın Hızı 50 olanın. Harikasın. Hızı 50 olanın yani Porsche'nin gerçekten de kinetik enerjisi daha fazladır. Neden bu Eylül benim Çünkü süreti daha fazla olduğu için kinetik enerjisi daha fazladır. O zaman sürat arttıkça kinetik enerji artar diyoruz. Kütle arttıkça kinetik enerji artar diyoruz. Böyle iki tane yorum yapmış olduk. Şimdi potansiyel enerjiye baktığımız zaman Tonguç Bey, çok basit. Potansiyel enerji de ikiye ayrılıyor. Çekim potansiyel enerjisi ki bizim için en önemli aslında yükseklikten kaynaklanan. Bu arada çok önemli bak yükseklikten kaynaklanan enerji çeşidi. Işte, esneklik potansiyel enerji de aslında yaylarda, lastiklerde ve benzeri aslında Esneklikten kaynaklanan bir potansiyel enerji çeşidi. Şimdi bizim en fazla uğraşacağımız yükseklikten kaynaklanan potansiyel enerji çeşidi o da şu. Bir elma. Burada zaten bu arada hani Newton kitap okurken kafasına elma düştü ve e, ne oldu? Ne ne yaptı evladım benim? ah dedi. Harikasın. Ah dedi gerçekten bravo bu kadar. Aslında yer çekimi yasasını bulmuştu. İşte bu çekim potansiyel enerjisi yüzünden aslında elma düştü. Çünkü bu elmanın bir enerjisi var. El, elmanın enerjisi yükseklikten kana kaynaklanan bir enerji yerden yüksekliği mesela H kadar diyelim yüksekliği ne kadar fazla olursa o kadar fazla enerjisi oluyor. Mesela elmayı buradan değil de daha da yukarıdan uçaktan düşledik adam ah demeyecek direkt mortanz olacak zaten. Dolayısıyla o yüzden ne kadar yüksekse o kadar fazla çekim potansiyel enerjisi vardır. Biz buna cpe diyebilirsin istersen. Buna da EPE diyebilirsin. Ama sonuçta İkisi de PE yani potansiyel enerjidir. Kinetik enerjinin kısaltmasında KE diyoruz. Peki burada dikkat et ne kadar yüksekse o kadar potansiyel enerjisi vardır. Ve aynı zamanda ne kadar kütlesi varsa o kadar fazla potansiyel enerjisi vardır. Yani bu elma yerine adamın üstüne böyle bir valiz düşseydi ne olurdu? Adam yine mortanize olurdu. Neyse ki elma düşü diyoruz. Dolayısıyla burada aslında kütlesinin de önemi var. Yani aynı yerden elma ile aynı yerden valiz o zaman mortanız olur Dolayısıyla burada çekim potansiyel yükseklikten kaynaklanıyor. unutmayacağız. Esneklik potansiyel ise mesela bu yayda depon çektik çektik geldi 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 geldi. Normalde böyleydi. Geldi 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 ve bıraktığımız an zıpkın gibi gider. Neden çok Tonguç Erhan Çünkü burada bir enerji depolanmıştır. Bu enerji neye dönüşür? Aslında farklı bir tür enerjiye dönüşür. Hareket enerjisine dönüşür. Buradaki potansiyel enerji diyebiliriz. Yayda, lastikte ve benzeri birçok yerde vardır biliyoruz. Şimdi iş yapabilme yeteneğine biz enerji diyoruz ve burada mesela e, burada mesela metal bir top var diyelim. Bu metal bir topu aslında bıraktığımız zaman çivinin böyle metal topun aşağı düşüp çiviyi böyle içeriye sokması, içeriye doğru girmesini sağlayan şey aslında metal topun belli bir yükseklikte olmasından dolayı bunu bıraktığımız zaman bu enerjinin yani bu hangi tür enerjiydi? Çekim potansiyel enerjisi değil mi? Neden? Çünkü yükseklikten kaynaklanıyor. Bu çekim potansiyel enerjisinin aslında bir iş yapıyor. Bu çiviyi çakabilme yeteneğini gösteriyor. Tabii ki burada bu çekim potansiyeli farklı bir tür enerjiye dönüşüyor. Mesela burada bir yay sıkışmışsa burada hangi tür enerji vardı? Epe yani estetik potansiyel enerji vardı. Bıraktığımız zaman bu topun böyle gitmesini sağlayan şey aslında buradaki estetik potansiyel enerjinin bu işi yaptırabilme yeteneği. Yani enerji iş yapabilme yeteneği demiştik. Ve aynı zamanda enerjiler farklı türe dönüşebilir. Mesela ben bir topu bıraktığım zaman şöyle bir yükseklikten aşağı doğru bıraktığım zaman ne olur bu aşağı doğru? Hızlanır değil mi? Aşağı doğru hızlanır işte bu hızlanmanın sebebi de Tonguç Benim Aslında mesela burada işte hızı 10 iken buraya doğru geldiği zaman 20 olur. Buraya doğru geldiği zaman 30 olur. İşte bu hızlanmanın sebebi nedir? Aslında buradaki çekim potansiyel enerjinin aşağı doğru ilerledikçe kinetik enerjiye dönüşmesidir. Yani enerji türleri birbirine dönüşebilir. Ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşebilir. Mesela yukarıdan bir topu bıraktığım zaman veya tam tersini düşünelim. Buradaki esneklik potansiyel enerjisi ilk başta bu topun hareketine yani kinetik enerjiye dönüştü. Sonrasında yukarıya doğru çıktığı için de bu topun çekim potansiyel enerjisine dönüştü. Yani bak üç farklı enerji türü birbirine dönüşüyor bak. Esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor. Kinetik enerji esk, e, çekim potansiyel enerjisine dönüşüyor. Yani enerji türleri birbirine dönüşebilir. Bu da çok önemli bir kavramdır diyoruz ve hemen bir soru. Aşağıdaki içtimada kinetik enerjiye sahip olanlar için K, potansiyel enerjiye sahip olanlar için P kutucuğunu işaretleyiz demiş. Hemen bakalım. Piste ilerleyen uçak ilerliyorsa, daha yukarıya kalkmadıysa, piste ilerliyorsa, yeryüzündeyse o zaman ne diyeceğiz burada evladım? benim? Kinetik enerji. Harikasın. Kinetik enerji neden? Çünkü sadece süretiyle hareket ediyor şu anda. Yerde, bir yukarıda değil. Yarıştaki otomobil yine aynı şekilde kinetik enerji çünkü süreti var bu arkadaşların. Saatteki rakamlar, saatteki rakamlar. Ya şimdi saatteki rakamlara bakıyoruz. Ee, buraya bakalım. 12 ee, 1 2 3 4 5 saat bir yerde yüksekte bir yere asılmıştır. Saatteki rakamlardan mesela burada şeyler diyelim metal şeyler diyelim rakamlar diyelim. Bunlar düşse ne olur? Gerçekten de yere düşer çünkü hızla hızlanarak düşer. Çünkü aynı Newton'un elmasına gibi yerden yüksekte oldukları için bunlar belli yüksekte olduğu için çekim potansiyel enerjisine sahiptir diyebiliriz. pencerede oturan kedi. Yine aynı şekilde pencerede oturan kediye baktığım zaman bu oturduğu için hareket etme sürat olmadığı için ama pencere yukarıda olduğu için de potansiyel enerjiye sahip de diyebiliriz. Çekim potansiyel enerjisi. Bu arada ÇPE yazabiliriz buna. Buna da CPE yazabiliriz. Duvardaki saate baktığımız zaman yine CPE bu da duruyor aslında. Koşan çitaya baktığımız zaman kinetik enerjiye sahiptir. Yavaşlayan trene baktığımız zaman yine hızı olduğu, süreti olduğu için kinetik enerjiye sahiptir. Dala konmuş kuşa baktığımız zaman da potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisine sahiptir diye söyleyebiliriz. Mert çekirdek gibi topu havaya attığında top KLM yolunu izliyor demiş. Buna göre aşağıdaki verilen cümlenin uygun ifadeyle tamamlayınız. Burası K, burası L, burası M. Yani Mert topu e, K'de burada elindeydi. Yukarı doğru attı, sonra aşağı doğru tekrar düştü top. Bakıyoruz. K'den L'ye giderken potansiyel ise, şimdi K'den L'ye giderken yukarıya doğru çıkar. Yükseklik ne oluyor evladım benim K'den L'ye doğru giderken? Artar mı azalır mı? Artar hocam. Harika, artar. Arttığı için potansiyel enerjisi de ...artar olacak. Bu kadar basit. Çünkü... ...potansiyel enerji deyince hemen aklımıza... ...yükseklik gelecek. Bu çok önemli. Yüksekliği artarsa potansiyel enerjisi artar. L'den M'ye doğru giderken... ...L'den M'ye doğru giderken... E, ...yüksekliği azaldığı için... Yani ...yerden yüksekliği bu kadardı... ...bu kadar oldu. Şimdi buradan L'den... ...M'ye giderken de bu kadar olacak. Yani... ...buradan aşağı doğru düşüyor. O zaman... ...potansiyel enerjisi azalır diyeceğiz. Peki, K'den L'ye giderken... ...kinetik enerjisi şimdi... Adam elinde tutuyordu topu ve yukarıya doğru attı. Şimdi yukarı doğru attığı zaman aslında K'den, K'den böyle hızla attı. Mesela bak ben burada kalem attım. Yukarı ilk giderken hızla gidiyor. Sonra yukarıya doğru geldiğinde duruyor bir. Sonra aşağı doğru düşmeye başlıyor. Ama aşağı doğru hızlanarak düşüyor. Bak hızla attım. Şimdi hızla attım. Sonra yavaşlıyor yavaşlıyor. Yavaş yavaş. Sonra daha da uzanıyor. Şimdi dolayısıyla buradaki temel mantık şu. E, ee, K'den L'ye giderken kinetik enerjisi azalır diyoruz. Neden? Çünkü... E bu hızla gidiyordu. Çok hızlıydı ama sonra aşağı doğru gittikçe burada astık ne yapar? Durur. Durduktan sonra geri dönmeye başlar. Durunca kinetik enerji zaten sıfırlanır. Yani yavaş yavaş azalır. L'den B'ye doğru giderken de artar. Çünkü aşağı doğru düşerken elma hızlanır mesela. Aynı buradaki topun da hızlanması olduğu gibi diyoruz. Ödevli sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tonguç Dershane Yaz Kampını sundu.